Merhaba arkadaşlar, Dijital Evren TV'ye hoş geldiniz. Yine bir cihazla karşınızdayız. Güzel bir cihaz. Yine farklı ürünlerde tanıtımlarımız devam edecek. Tabii ki sadece uydu alıcı tanıtmayacağız. Yine farklı ürünlerimiz gelecek ama abonelerimiz artıyor. Teşekkür ediyorum herkese. Yine kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız ki bize ne kadar destek olursanız biz de o kadar çok cihaz tanıtabiliriz. Peki bugünkü cihazımız ne? Şöyle indirelim aşağı doğru kameramızı ve bakalım. Şunu alalım. Şunu anlatacağız zaten size. Şöyle çevirelim kutumuzu. Redline S50 HD Full HD dijital uydu alıcısı. Biraz daha yaklaştıralım hatta. Evet arkadaşlar, peki özelliklerini bakalım birazcık. Full HD 1080p çözünürlük, HDMI video çıkışı, 5000 kanal kapasiteli, 64 uydu kapasitesi, hassas kör tarama, DISEC 1.0, 1.1 ve 1.2 destekliyor. Ayrıca USAS motor desteği de bulunmaktadır. USB 2.0 desteği var. USB'den PVR ve TimeShift ile kayıt özelliği var. Online güncelleme, USB ile güncelleme, multimedya desteği, Wi-Fi ile internet desteği, çoklu dil desteği. Peki, genelde soruluyor. Bu Wi-Fi ne işe yarıyor? Arkadaşlar, işte Wi-Fi 7601 çift setli bir tane şöyle adaptörümüz. Bakın, bazı uydu alıcılarda eğer dahili Wi-Fi yazıyorsa ya da söylüyorsa bu genelde sizin için avantaj. Bu ne anlama geliyor? Evinizde internet var ise, cihazınız dahili Wi-Fi'li ise, alacağınız dahili Wi-Fi'li cihaz ise bu sefer internete şu aparata gerek kalmadan bağlanabileceksiniz anlamına geliyor. Eğer siz cihazı alırken içerisinde dahili Wi-Fi değil ise bu sefer chipsetlerini öğrenmeniz gerekiyor. Ya 5370 ya da böyle 7601 chipsetli Wi-Fi adaptörlerle internete bağlayıp bu sefer bunun farklı özelliklerini kullanabilirsiniz. Ne gibi özellikler olabiliyor? Mesela bunda YouTube özelliği var. Yani YouTube'a bağlanabiliyorsunuz. Ayrıca Cineflix falan diye var biliyorum güncellemede. Onlara da bakacağız. Bu ayrıca cihazımız OnePlus yeni işlemcili. Biliyorsunuz Redline'ın bu S50'den önce G50'si de üretilmişti. Ve bunun onda biraz daha farklıydı. Şimdi isterseniz bir kutu açılışına bir bakalım. Neler var içerisinde? Cihazımızı sıfır aldık. Cihazın şöyle kendisi çıkıyor. Siyah güzel böyle kaliteli duruyor. Cihazımızda ayrıca şöyle de göstereyim. Şurada TGGS özelliği var. Yani kanallarınızı otomatik olarak TürkSat üzerinden otomatik ayar yapıyor. Şöyle baktığın zaman gayet güzel. Siyah mat bir yapıya sahip plastik. Plastiği de güzel. Arkaya baktığımız zaman LNB in girişini görüyoruz. Burada HDMI out çıkışını görüyoruz. Eski televizyonlar için AV çıkışı, IR göz, yani televizyon arkasında taktığınız gözü de taktınız. Bu şekilde televizyon önünden yine kumanda edebiliyorsunuz. Enerji girişi şöyle gördüğünüz gibi arkasında iki tane USB girişini görüyoruz. Peki başka neler var? Bir bakalım neler çıkıyor. O dolu göndermişler. İşte yani cihazı eğer televizyon arkasına takacaksak bu gözü takıyoruz cihazımıza. Sonrasında da televizyonun herhangi bir yerine takarak cihazı gizlemiş sadece bu gözle kumanda edebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Şunu da yana koyalım. Bir tane şöyle 12 volt 1 amper şöyle kumandamız, pardon, adaptörümüz. Bir tuşması yaşayabiliyoruz. Bir tane şöyle kumanda. Kumandayı açalım. Şöyle yine siyah ergonomik bir kumanda. Şöyle ergonomik bir kumanda. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. İki tane ince kalem pille çalışıyor. Zaten arkadaşlar şöyle Redline'ın kendi pilini göndermişler. Bir tane de şöyle HDMI kablo. Sanırım 1.3'tür bu versiyonu. Şöyle yine içerisinden gördüğünüz gibi kullanma kılavuzu çıkıyor. Ve servis ağı ile ilgili bilgiler yer alıyor. İçerisinden başka bir şey çıkmıyor. Şöyle cihazımızı şöyle de koyalım. Şöyle de görün.
Gayet şık bir cihaz. Şimdi isterseniz bir cihazı takıp bakalım neler var. Arkadaşlar Redline S50'yi açtık. Cihazımız öncelikle kurulu geliyor ama ben TürkSat tanıtıma getirmek zorunda kaldım. Çünkü telif hakkı olmasın diye. Bu arada en çok sevdiğim şeylerden birisi. Şimdi güncelleme yapmaya çalışacağız. Güncelleme yaparsa nasıl olacak bilmiyorum ama. En çok hoşuma giden şeylerden birisi bu kanal listesi. Mavi bir kanal listesi. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok hoşuma gitti. Burada şimdi mesela infoya bastığınız zaman da çok güzel geliyor. Şöyle baktığınız zaman her şey gözünüzün önünde. Altta mesela bilgiler falan çok güzel yer almış. Bence çok hoş olmuş. Infoya bir daha bastığınız zaman BİS'i böyle görüyorsunuz. Eğer BİS'i yapmak istiyorsanız iki kere infoya bastığınız zaman bir daha pardon üç kere direktmen BİS'lerde görebiliyorsunuz. Şimdi menüye girelim bir. Menüyü de şimdi gördüğünüz zaman çok hoşunuza gidecek. Çok değişik yapmışlar. Hani böyle Android tabanlı gibi olmuş. İşte YouTube, Netflix, Rich TV, Extreme ve DTV'yi böyle kurulumu da böyle aşağıya Wi-Fi. Yani ekrana sığdıracak bir şekilde güzel yapmışlar. Normalde Redline'ın menüleri bu şekilde olmuyor genelde. Şimdi burada önce kuruluma gelelim. Burada anten ayarlarını görebiliyorsunuz. TürkSat'ı gördüğünüz gibi. Dizek modunu seçebiliyorsunuz. Dizek 1 ya da şurada 1.1 ya da 1.0 da seçebiliyorsunuz. Benimki 1.0 destekli, o yüzden de burada kalsın diye düşünüyorum ama bazı sitelerde ya da bazı binalarda Dizek 1.1'i destekliyorsa burada Dizek 1.1'i seçip o şekilde ayarlayabilirler. Ayrıca burada hani farklı uydularda aramak istiyorsanız mesela Hotbird, Astra gibi buradan da seçebiliyorsunuz 19 derece, 13 derece. Ve burada uydu listesini görebiliyorsunuz, güncellemeleri yapabiliyorsunuz ya da silebiliyorsunuz. Fazla uydu bana ne ya aman sileyim gitsin derseniz de zaten çok fazla da yok. Frekans listesine girdiğiniz zaman burada frekans listesini ekleyebilir, düzenleyebilir ya da silebilirsiniz. Motor ayarı eğer motorunuz varsa hani çatıya taktığınız motor ayarlarınızı yapabilirsiniz. TGKS ayarı burada çalışma modunu özelleştirilebilir. Auto ya da kapalı olarak yapabilirsiniz. İsterseniz şöyle bir auto yapıp bir deneyelim. Bakalım güncelleme en son ne zaman varmış. Çünkü güncelleme biz yapmamıştık. Sürümü kontrol ediyor. Bekleyelim. İsterseniz sizi bekletmeyin. Bazen çünkü 45 saniye falan sürüyor. Şu anda liste geldi. İkinci ayın 22'si güncel listesi. Veriler kaydediliyor. Burada durduracağım. Çünkü bazen TRT1'de falan başlıyor. Telif hakkı yemeyelim. Tamam. Zaten direkt menüden başladı. Buradan menüden bir çıkalım. Başka neler var? Wi-Fi ağına geldiği zaman Wi-Fi gerçekten çok güzel gördü. 7601. Burada Wi-Fi listi görebiliyorsunuz. Şimdi Dijital Evren YouTube kanalına da bağlandığını görüyoruz zaten. Şu anda bağlanmış durumda. 7601 chipset dediğim gibi. Zaten şimdi bilgilerine geleceğim. Buradan güncellemeye geldiğinizde USB'den güncelleme, HTTP yani uydudan pardon, internet üzerinden güncelleme. Ayrıca da hepsini yedekleyebilir. Yedekleme kanallarını da yapabilirsiniz ve buradan da sürümünü görebilirsiniz. Sürüm neymiş? Redline S50 vesaire sürümünü söylüyor. Acaba tarihle ilgili bakalım. Oluşturulma tarihi 1.17.2023. Daha yeni güncellenmiş zaten. Şöyle ekstra çıkalım. Bazı şeyler biraz tuhaf gibi geldi bana. Şimdi ayarlar kısmında size göstereceğim bunu. Buraya kanal geldiğimiz zaman kanal yöneticisinde ne yapabiliyoruz? Kilitleyebiliyoruz, düzenleyebiliyoruz. Şöyle mavi tuşa basarsak hemen görebileceğiz. Atla, bul, sat, enter. Bunları taşıyabiliyoruz sanırım. Şimdi şuradan bakalım. İki tane var. Düzenle mesela Halk TV'yi seçtik. Düzenleme kısmına basalım. Atla, bul, sat, enter, seç. Burası değil. Buradan başka bir şey yapılıyor. Bakalım favori listede favorilerimizi oluşturabiliyoruz. Kanal ayarına geldiğimiz zaman yani istediğiniz kanalda başlatabiliyorsunuz. Mesela işte TRT1'den açılsın ben açtığım zaman ya da başka bir yerden açılsın diye seçebiliyorsunuz. Şimdi işin ilginç tarafı benim birazcık tuhafıma gitti. Durun bakalım kanal yöneticisi. Şimdi burada Halk TV tuhaf arkadaşlar. Burada bir şey gelmiyor. Bakalım. Atla var. Bul var. Sonra yani biraz tuhafıma gitti. Çünkü taşıma falan yok. Çok özür dilerim. Niye yok? Hemen bunu da söyleyeceğim. Çünkü TGGS ayarını eğer auto'da yaparsanız bakın bunu da en azından hep beraber öğrenmiş olduk. Auto yaparsanız taşıma özelliğini yapamazsınız. Kapalı diyoruz. Çünkü size direktmen kilitliyor. Kendi ayarında bırakıyor. Şimdi buradan şöyle gelelim tekrar ayarlara girelim. Bakın bu sefer göreceğiz.
Gördünüz mü? Taşı, sil, düzenle. Heh. Bir an işte insan bazen böyle şeyler yaşayabiliyor. Hani bu nedir? Hani beraberce öğreniyoruz yanlışı doğruyu. Ya ben istesem işte dediğim gibi bunu baştan bakarım. Sonrası ha TGS açıktı falan deyip düzenlerim size de öyle anlatırım. Beraberce yanlışı doğruyu görmek bence daha güzel. Yani benim yaptığım yanlışı çünkü sizler de yapabilirsiniz. Yanlışa nasıl doğruya dönüşü gerçekleştirebilirsiniz. Bunu da göstermiş oluyoruz. Yani burada gördüğünüz gibi seçtiniz. Üste çıktınız. Sonra da sarı tuşa bastınız ve taşıdınız. Bunu topluca da yapabiliyorsunuz. Hani şöyle seçelim ama yapmayalım. Yani gördüğünüz gibi böyle seçip hatta şöyle gidebiliriz. Şuraya gidelim. Mesela taşıyabiliriz. Gördüğünüz gibi topluca taşıma yapabiliyoruz. Topluca silebiliyoruz. Ve ayrıca burada uyduyu da seçtiğiniz zaman da bakalım. Şöyle seçelim. Uyduyu da gördüğünüz gibi seçebiliyorsunuz. Hatta şöyle yapalım. Mesela ben toplu bir şekilde silebiliyor muyum mesela? Ona bakalım. Seçili kanallar silinsin mi? Evet diyoruz. Şimdi tek tek mi seçmemiz gerekiyor? Evet. Ya şöyle mavi tuşa basalım. Bir. Özür dilerim. Mavi tuşa basalım. Ne demiş? Atla, bul, enter. Yani burada gördüğünüz gibi yeniden atlandır geliyor. Bul, atla, sırala. Ya ben aslında mesela şey istiyorum. Yani büyük ihtimalle onun bir yeri vardır. Ona bakacağız. Buradan ben bütün uyduyu silebilmek istiyorum. Hani bunu nasıl yapacağız? Hani burada yok mesela. Hani keşke olsa. Hani buradan seçtim. O hepsini seçmek zorunda mıyım mesela? Böyle bir şey yok. Aslında burada mesela SAT'a bastığım zaman buradan silebilmeliyim. Yani aslında bu özellik olması gerekiyor. Golden Max'larında vardı bunun Redline'ın. Hani bunun da yok. Neyse. Şöyle tüm kanallarını sil dediğin zaman da bütün kanalları siliyor. Yani burada bütün kanalları silmesin abi bana ya. Yani bilmiyorum. Burada şuraya bakalım. Burada da yok. Yani oradan uyduyu sileceğiz. Ancak o olacak maalesef. Network Media'ya geldiğimiz zaman YouTube, Rich TV, Free TV, Xtreme ve Cineflix'i burada görüyoruz. Yine ayrı bir menü altında. Lokal medyaya geldiğimiz zaman film, müzik, fotoğraf, e-kitap, disk yöneticisi ve kayıt yöneticisini görebiliyoruz. Yani filmlerinizi izleyebilirsiniz, USB'den ya da müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Tercih kısmına geldiğimiz zaman da OS dili, yani menünün kendi rengi, altyazı. Bakın burada birinci altyazıyı Türkçe seçemiyorsunuz. Böyle bir şey var. Yani burada neden altyazıyı Türkçe seçemiyoruz? Çok ilginç. Ben ikisini İngilizce seçtim. Almanca geliyor bu arada. Zor işitmeyi açık seçtim. Birinci ses Türkçe. Yine Türkçeyi seçtim. Otomatik bekleme şöyle. Yani bilmiyorum nedir bu? Hani otomatik bekleme kullandıkça anlaşılır. Tercih edilen cihaz şu an hani USB yok. Yine HTTP güncelleme. Evet. Recall number. Yani bu şey geriye dönüş kanal sayısı kaç olsun? Buradan seçebiliyorsunuz. Ben 10 seviyorum. Yani mesela atıyorum işte TRT 3'e gittiniz. Aya ben daha ne aç kanal açtım? Yani unuttum falan deyip geri gelmeniz istediğinizde orada 10 tane kanaldan ha ben şunu yapmıştım diyebilirsiniz. Burada kanal değiştirirken siyah mı, donarak mı, son kare mi bunu seçebiliyorsunuz. Zaplama hızı hani İşte bir saniyede açılsın ya da hiç öyle bir şey olmasın hızlıca açılsın diye seçebiliyorsunuz. AV ayarlarınızı burada yapabiliyorsunuz. Video çözünürlüğünüzü otomatik yaparsanız her televizyona götürdüğünüzde hiçbir ayarı gerek kalmadan açılır. Çünkü bazen diyelim ki 1080p 60'a getirdiniz. Başka bir televizyon eğer Full HD değilse bu sefer televizyona görüntü gelmeyebilir. Burada da zaten işte parlaklık ayarı vesaire var. Fabrika ayarları 4 tane sıfırdır. Hiç girmiyorum. Çocuk kilidi yine 4 tane sıfırdır. Çocuk kilidini yapabilirsiniz. Zamanlayıcılara girip burada işte modunu vesairesini yapıp işte hangi kanalda açılsın, bir kere mi olsun, devamlı mı olsun, işte atıyorum belli bir saatten sonra başka bir kanal açılsın diye de yapabilirsiniz. Diyelim ki bir programı unuttunuz, unutmak istemiyorsunuz. Buradan ayar yapıyorsunuz, bir yere açıyorsunuz, seyrediyorsunuz. O esnada o saatten sonra istediğiniz o kanal açabiliyorsunuz ve seyredebiliyorsunuz. Kendi kendine zaplıyor yani. Tarih ve saat ayarlarını buradan görebiliyoruz. Şu an bakalım saat dilimi otomatik. Hemen bizimki artı 2 yaz saati de açık olduğu zaman tamamdır. Şöyle açık yapalım. Hemen şuradan çıkalım. Saat doğru arkadaşlar bu arada. Hani biz çalışıyor sabah arkadaşlar. PVR ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. 4 GB ya da 1 GB, 2 GB, 4 GB gibi ayarlayabiliyorsunuz. Time shift, duraklat, kapalı otomatik yapabiliyorsunuz. Şurada yine otomatik yapalım. Yani timesheet kaydı da açık ya da kapalı yapabilirsiniz burayı. Yani
kayıt yapabiliyorsunuz PVR'la. Yani multimedya ayarlarına geldiğimiz zaman da burada MP4 altyazı dili yine Türkçe yok. Çok ilginç. Ben de İngilizce seçtim. E-book dili bakalım burada ben seçmemiştim ama Türkçe var mı? Evet var. Güzel. Buraları oynamayın. Yoksa işte okumakta falan sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burada film tekrarı, tekrar dizini vesaire ayarları kendiniz de yapabilirsiniz. Genelde bu şöyle. USB'den hani oynatacağınız yerle alakalı burası. Şuradan base URL yani güncelleme URL'si orayı değiştirebilirsiniz ama ellemeyin dediğim gibi. Cineflix'e girdiğimiz zaman şöyle hani güzel şeyler görüyorsunuz. İçeriği gösteremiyorum. Çünkü biliyorsunuz YouTube açısından sakıncalı. YouTube'da çalışıyor ama biraz yavaş. Ha, şimdi hızlı geldi. Ön belleği oluşturmuş demek ki. Şöyle çalışıyor mu bakalım. Herhangi bir şekilde hocamızı açalım. Deprem bilgisiyle ilgili. Görüntü gelecek mi? Kaç saniye? Sesini açalım. Nereden başlayalım soracak. Evet geldi. Hocamızın sol gözünde rahatsızlık olduğu için mantıyor. Çünkü göz kapanıyor bildiğim kadarıyla. O yüzden mantı gördüğünüzde merak ettiyseniz onu söyleyeyim. Rich TV'si var ama aktif etmedim. Belki cihazı uygun fiyatlı satabilirim yine tanıttığımdan sonra. O yüzden de bir şey yapmıyorum. Xtreme kısmına geldiğiniz zaman da öyle import yani USB'den de yapabiliyorsunuz. Ya da dışarı çıkartabiliyorsunuz. Hani gayet güzel. Böyle hani çok uzun ayarı yok. Baktığımız kadarıyla hem sade hem de çok hoş olmuş. Şurayı eğer bir daha görmek isterseniz şöyle network medyayı yani buraya nasıl girildiğini söylemek açısından. Yani bakın burayı gördüğünüz kadarıyla bir de ayarlarının altında bir menü var. Yani network medya geldiğiniz zaman YouTube, Rich TV, Free TV, Xtreme ve Cineflix burada da ayrıca var. Yani burada o ekranda gördüğünüzden daha fazlalığı şu Free TV. Yani o da gayet güzel çalışıyor. Yine belli kanalları var ama tabii ki ben bunu söyleyemiyorum ya da gösteremiyorum. Anlatımımız sanırım bu kadar yeterli. Zaten yeterince uzadı. Ne kadar kısa yapmaya çalışırsak çalışalım. Uzuyor tabii ki. Bir de güncelleme kısmına gelelim. Peki güncellememiz var mı? Bir bakalım. Güncel sürüm. New version. Bakalım. Kanal gerek yok zaten. Emu'ya bakalım. Güncel sürüm. Hepsi güncel. Şöyle software. New versiyon 14.15, güncel versiyon 15.19. Biraz garip bir durum geldi bana. Şimdi new versiyon. Bir güncelleme yapalım, bir görelim bakalım. Arkadaşlar güncelleme yapmadım çünkü güncelleme sanki eski gibi ama eğer şu ayarın nasıl çıktığını öğrenmek istiyorsanız videonun herhangi bir kısmında söylemeyeceğim. Şimdi söyleyeceğim. Güncelleme kısmına geliyorsunuz. 6.9. 6.9 yazıyorsunuz kumandadan. Bu geliyor. Bilginiz olsun. Tanıtımımız şimdilik bu kadar. Gerçekten birçok şey söylemek isterdim ama söyleyemiyorsunuz. Ama zaten yeterince burada az çok bazı şeyleri anlatmış oldum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip ayrıca çevrenizle, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Sizin izlediğiniz kadarıyla en azından sevdiğiniz arkadaşlarınıza bu videoları paylaşın. Onlar da izlesin. Belki onların da işine yarayacak ve diğer arkadaşların da işe yarayacak video olabilir. O yüzden de daha çok bir ağa ulaşmış ve daha büyük bir aile olmuş olabiliriz. O yüzden lütfen paylaşmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Dijital Evren TV'de kalın.